Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz gibi amigurumi ördek çalışması yapacağız. Bu şekilde bakın bir örnek yaptım. İkinci örneğini sizlerle birlikte detaylı bir şekilde çalışacağız. Aşama aşama bütün detaylarını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi kaç santim olduğuna bakalım. İlk önce bakın şu şekilde ölçtüğümde toplamda arkadaşlar 45 santim boyutunda amigurumi çalışmamızı birlikte yapacağız. Başlamadan önce malzemelerimi tanıtayım. Amigurumi iplerini alıp başlayabilirsiniz. Bakın bu renklerle ben çalışmamı, örneğimi bitirdim. Şu şekilde arkadaşlar 8-10 milimlik gözler alıp bir çift göz yeterli olacaktır. Başlayabilirsiniz o şekilde. Bakın tığ olarak da 2 milimetrelik tulipin tığını kullandım. Bunun haricinde ben bir sonraki örneğimi şöyle yapacağım. Kafasını yine pembe çalışacağım. Vücut kısmını beyaz. Ayaklar yine sarı olacak. Ve yine mavi renkte şapkasını ve tulumunu yapacağız. Şimdi dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi İlk kafasından başlayacağım. O yüzden pembe renk ipimi alıyorum. Kafadan başlayacağım için tığımı aldım. Şimdi burada bakın bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Şunu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Boncuk elyaf alırsanız çok iyi olacak içine. Bakın şu an benim elimde normal elyaf var. Boncuk elyafa formları bozulmayacaktır. Daha düzenli güzel duracak. Tercihiniz boncuk elyaftan yana olsun yani. Şimdi sihirli halkamı tekrardan bu şekilde aldım. Buraya 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 ve 8. sık iğne. Şimdi 8 sık iğneden sonra bütün ilmeklerin içerisine çift batarak ikinci sıramda 16 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Burada bulunan ipimi de aralardan yürüterek kaybedeceğim. 1 2 Burada hemen bir işaretleyici alıp ilk ilmeğime takıyorum. Üç, dört, beş, 6 bütün ilmekleri çift batıyorum. 15 ve 16 tane. Bu şekilde ikinci sıramı tamamladım 16 sık iğnemle. Şimdi 3. sıramda bir sık iğne yapacağım, bir çift batacağım. Bunun için bakın 3. sıramdayım. Bir tane sık iğnemi yaptım. İşaretleyicimi tekrardan takıyorum. Tekrardan bir çift batıyorum. Toplamda 1 Bakın aynı yere batıyorum. 2 Tekrardan bir sonraki ilmeğin içerisine bir tane sık iğnemi yaptım. 1 sonraki yuvanın içerisine 1 2 Bu şekilde sıra sonuna kadar 8 defa aynı işlemi tekrarlamış oluyoruz. Bir tek bir çift ve böylece 24 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Evet, son yuvanın içerisine çift batıyorum. 3. sıramızı tamamladık. Şimdi 4. sıramızda 2 tane tek, 1 tane çift. 2 tek, 1 çift yapacağız ve toplamda 32 tane sık iğnemiz olacak. Yine bu işlemi 8 defa 3. sıramda pardon, tekrar 4. sıramda 2 tek, 1 çift yaparak tamamlamış olacağım. Dediğim gibi toplamda 32 tane sık iğnemiz bulunacak. Evet, 4. sıramı da en son çift batarak tamamlamış oldum ve toplamda 32 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıramda arkadaşlar 3 tane tek, 1 tane çift batacağım.
Yine bu işlemi 8 defa tekrarlamış olacağım. Sıra sonuna kadar 1, 2, 3, bir tane çift atıyorum. Bakın aynı yere. Tekrardan 1, 2, 3 ve çift. Evet, sıramın sonunda 3 tek, en sonunda da sonuncu ilmeğime bir çift yaparak sıramı tamamlamış oldum. 5. sıramda dediğim gibi toplamda 40 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 6, 7, 8 ve 9. sıralar, yani 4 sırayı toplamda 40 sık iğne de devam ettireceğim. Hiçbir artırma, eksiltme yapmıyorum. Evet, 9. sıramıza kadar 4 sıra, 6'dan 9'a kadar 40 sık iğnemi tamamladım. Şimdi 10. sıramda 4 tane sık iğne, 4 tek bir çift yapacağım. Ve bu işlemi 8 defa tekrarlamış olacağız. 48 tane sıramın üzerinde ilmeğim bulunacak. 10. sıramdayım şu an. 1, 1, 2, 3, 4, 1. Aynı yere çift battım. 1, 2, 3, 4. 5. ilmeğin içerisine 1, aynı yere çift battım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. 48 tane ilmeğim bulunuyor ve en sonki yuvanın içerisine çift battım. 11. sıramdan 14. sıraya, yani toplamda 4 sıra arkadaşlar, 48 ilmeğimi birebir öreceğim. Evet, sonuncu sıramızı da yapmış olduk. Toplamda 48 ilmeğim var sıramın üzerinde. Şimdi 15. sıramda 4 tane şöyle 4 tane tek çift batacağım. 20 tane sık iğne yapacağız. Şöyle hemen ilk ilmeğimi, işaretleyicimi tekrardan yerleştiriyorum. 1, aynı yere 2. 4 defa çift batacağız arkadaşlar. 1, aynı yere 2. Tekrardan bir sonraki 3. ilmeğime 1, 2. Dördüncü ilmeğimin içerisine de çift batarak 4 tane ilmeğin içerisinde toplamda 8 tane sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi burada 20 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 18, 19 ve 20 tane sık iğnemizi yapmış bulunuyoruz. Şimdi tekrardan 1, 2, aynı yere 2 çift battım. 1, 2, 4 sık iğneye çift batıyorum yine. Ve 20 tane sık iğnemizi 1, 2, tekrardan yapıyorum. 3, 4, 18, 19 ve 20. Bu şekilde 20 sık iğnemizi yapmış bulunuyoruz. 2 defa tekrarladım. 4 çift 20 sık iğne yaparak ve 56 tane sık iğnemiz oldu. 16. sıramızda bir sık iğne, bir tek bir çift batacağız. Toplamda 4 defa yapacağım bunu. Bir tek. Tekle başlıyorum bakın. Tek. Bir sonraki sık iğneye çift batıyorum. Tekrardan bir sonraki yuvanın içerisine tek, bir, bir sonraki yuvaya çift batıyorum. Bu ikinci grubum. 4 kez tekrarlayacağız. Bir sonraki yuvanın içerisine tek batıyorum. Bir sonraki yuvaya çift.
1 aynı yere. Bu üçüncü grubum. Tek batıyorum. Bir sonraki yuvaya 1 aynı yere 2. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak 4 defa tekrarladık bu işlemi başlangıçta. Ve şimdi 20 tane sık iğne yapacağım. 1 2 18 19 ve 20. 20 tane sık iğnemden sonra tekrardan bir tek bir çifti tekrarlayacağım 4 defa. 1 aynı yere bir tane sık iğne yaptım. 20 sık iğneden sonra bir sık iğne, bir tek aynı yere batıyorum. Bir çift. Bu birinci grubum. Tekrardan bir sonraki yuvaya bir tek. Bir sonraki yuvaya bir çift. Bu ikinci grubum. Tekrardan bir tek. Bir sonraki yuvaya çift batıyorum. Bu üçüncü grubum. Tekrardan bir tek. Ve son kez çift batarak dördüncü grubumu da oluşturmuş oldum. Şimdi tekrardan 20 tane sık iğne sayıyorum. İlmek atlamamaya dikkat edin. Burada bir sıkışıklık olacak arkadaşlar. Bakın ben görmeden atlayacaktım, hemen fark ettim. 1 2 3 18 19 ve 20. 20 tane sık iğnemi oluşturdum ve toplamda sıramın üzerinde 16. sıramda arkadaşlar 64 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 17. sıramızda 2 tek bir çift yapacağım. 4 defa. 1 işaretleyicimi her defasında takıyorum. 1 2 bir sonraki üçüncü sık yuvanın içerisine çift batıyorum. Bu birinci grubum. 2 tek bir çiftte. Bir sonraki yuvaya 1. Bir sonraki yuvaya 1. Bir sonraki yuvaya 1. Aynı yere 2. Bu ikinci grubum. Bir sonraki yuvaya 1. Bir sonraki yuvaya 1. Bir sonraki yuvaya 1 ve 2. Bu üçüncü grubum. Son kez 2 tek bir çift yapıyoruz. 1. Bir sonraki yuvaya 1. Aynı yuvaya 1. 2. Bu dördüncü grubum. Şimdi arkadaşlar 2 tek bir çiftten sonra 4 defa tekrarladık bu işlemi. 20 sık iğne. 1 2 3 19 ve 20. Şimdi 20 tane sık iğneden sonra tekrardan 2 tek bir çift yapıyorum. 1 bir sonraki yuvaya 1 üçüncü yuvanın içerisine 1 ve 2. Birinci grubumu oluşturdum. Bir sonraki yuvaya 1 bir sonraki yuvanın içerisine 1 bir sonraki yuvaya çift batıyorum. 1 ve 2. Bu ikinci grubum. Tekrardan bir sonraki yuvaya 1 bir sonraki yuvaya 1 bir sonraki yuvaya çift batıyorum arkadaşlar. Bu üçüncü grubum. Son kez işlemimi tamamlayacağım. 1 2 üçüncü yuvanın içerisine 1 aynı yere 2 defa çift battım ve dördüncü grubumu da oluşturdum. Şimdi 2 tek bir çifte 4 defa tekrarladık. 20 tane sık iğnemi yaptıktan sonra sıramın üzerinde 72 tane sık iğne olacak. 1 2 3 19 ve 20. Böylece arkadaşlar 72 sık iğnemizi oluşturduk. 17. sıramızda, 18. sıramızda 3 sık iğne. 3 tek bir çift yapacağız. Yine bu işlemi 4 defa tekrarlayacağım. İlk baştaki ilmeğimi hemen işaretleyicimi taktım. 1 2 3 Bakın aynı yerin içerisine 1 2 Bu birinci grup. Tekrardan 1 2 3 Aynı yuvaya
1 2. Bu üçüncü, ikinci grubum. 1 2 3. Dördüncüsü yuvanın içerisine 1 2. Bu üçüncü grubum, son kez yapıyorum. 1 2 3. Bir sonraki yuvanın içerisine çift battım. Ve böylece 3 sık iğnemizi 3 tek, 1 çifti tamamlamış olduk. 4 defa yaptık. Şimdi tekrardan aradaki sık iğneye yine 20 sık iğnemi yerleştireceğim. 1 2 3 4 17 18 19 ve 20. 20 sık iğneden sonra 3 tek 1 çift devam ediyorum. 1 2 3. Aynı yuvanın içerisine 1. Tekrardan bir tane daha yapıyorum. Aynı yuvaya 2. Bu birinci grubum. 1 2 3. Aynı yuvanın içerisine 1 ve 2. Bu ikinci grubum. Tekrardan 1 2 3. Bir sonraki yuvaya çift batıyorum. 1 aynı yere 2. Üçüncü grubumu oluşturdum. Son grubumu da yapıyorum. 2 3. Dördüncü yuvanın içerisine çift batıyorum. Ve 4 defa tekrarladıktan sonra yine 20 tane sık iğnemi örüp sıra sonuna geliyorum. Dört, beş, altı, 18, 19 ve 20. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 80 sık iğnemiz olacak. 3 tek 1 çiftten sonra 4 defa tekrarladık. 20 sık iğne yaptık. Yine 4 defa tekrarlayıp tekrardan 20 sık iğneyle sıramızı kapattık. 19. sıramda 19. ve 19, 20, 21, 22, yani toplamda 4 sıra arkadaşlar. 80 tane ilmeğim olacak sıramda. Bu 80 tane ilmeğimi birebir öreceğim 4 sıra boyunca. Yani 19. sıradan 22. sıraya kadar. Evet, 22. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk ve artık arkadaşlar eksiltmeye gideceğiz. 80 ilmeğimizi 22. sıraya gelene kadar 4 sıra ördük. Şimdi 23. sıramızda 3 tek bir kere 3 tane tek yapacağım, bir tane toplayacağım. Bu işlemi 4 defa yapacağız. Bakın burada ilk sık iğnemi ördüm, işaretleyicimi taktım. 1 2 3 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane, bakın, benden taraftaki ilmeği alıyorum arkadaşlar, kanadını alıyorum. Bir sonraki yuvayı da bu şekilde ikisini bir aldım. İlmeğimi çektim, sık iğnemi yaptım. Bu birinci grubum. 1 2 3 sık iğne. Bir tane topluyorum. Tekrardan 1 2 3 bir tane topluyorum. Bu arada bu üçüncü grubum oldu. Tekrardan 1 2 3 sık iğne yaptım. Evet, tekrardan yapıyorum. Bu üçüncü grubum. 1 2 3 ve bu da dördüncü grubum.
4 defa bu işlemi tekrarladıktan sonra arkadaşlar 3 tek bir topla yaptım ve 20 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 18 19 20. 20 sık iğnemden sonra tekrardan 3 tek bir kere toplayacağım. 1 2 3 tane tek yaptım. Bir tane topluyorum. 4 kez yine tekrarlayacağız bu işlemi. 1 2 3 Bir sonraki 2 ilmeği bu şekilde birden alarak eksiltmemizi yaptık. İkinci grubumu yaptım. 1 2 3 Üçüncü grup. Son kez 1 2 ve 3. Evet, bu şekilde topladık. Tekrardan 20 tane sık iğnemi oluşturup sıramı tamamlayacağım burada. 1 2 3 18 19 ve 20. Evet, böylece 23. sıramızı tamamlamış olduk. 24. sıramızda 2 tek bir toplayacağız. Bunu yine 4 defa yapacağım. Bu arada 23. sıramın üzerinde 72 tane ilmeğim olacak. 24. sırama geçiyorum. 2 tek bir topla yapacağım 4 defa. 1 2 2 tek 1 eksilt. Birinci grubumu yaptım. 1 2 tek bir tane eksilt. İkinci grubum 1 2 tek bir tane eksilt. Üçüncü grubum 1 2 tek ve son grubumu da 4 defa bu şekilde yapmış oldum. Şimdi 2 tek bir topladıktan sonra tekrardan arkadaşlar arada bulunan 20 sık iğnemizi yerleştiriyoruz. 1 2 3 18 19 ve 20. Şimdi diğer kenara geldim. Burada da 2 tek bir tane toplayacağım. 1 2 2 ilmeğimi birden eksilttim. 1 2 Eksiltmemi yaptım ikinci kez. 1 2 Üçüncü kez eksiltmemizi yaptım. 1 2 Son kez eksiltmemi yapıp burayı tamamlamış oldum. Şimdi 20 tane sık iğnemi tekrardan sıra sonuna kadar örüyorum. 2 3 4 18 5 19 ve 20. Evet, şimdi 24. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Toplamda sıramın üzerinde arkadaşlar 64 tane sık iğne bulunuyor. 25. sıramızda bir tane sık iğne yapıp bir tane toplayacağız. Yine 4 defa yapacağım bu işlemi. Bir sık iğne kenarlardan, bakın şu iki formu eşit bir şekilde kapatıyorum tekrardan. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bir tane eksiltiyorum. Bir kez eksilttim. Toplamda 4 defa eksiltme yapacağız. Bir tane sık iğnemi ördüm. Bir tane eksilttim. İkinci kez yaptım. Bir tane örüyorum. Bir tane eksilttim. Üçüncü kez yaptım. Bir tane ördüm. Son kez eksiltmemi yapıp 20 sık iğneye döneceğim. Evet. Şimdi 20 tane sık iğnemi yerleştiriyorum. 1 2 19 ve 20. Tekrardan bir tane tek örüp 4 defa eksiltme yapacağım burada. 1 bir tane eksiltme yaptım. Tekrardan bir tane tek örüyorum.
Bir tane eksiltmemizi yapıyoruz. Bir tane tek örüyorum. Bu üçüncü eksiltmem olacak. Ve bir tane örüp son kez eksiltmemi de tamamlamış olacağım burada. Şimdi 20 tane sık iğnemi kenar kısmı örüp sıramı tamamlayacağım. 1, 2, 3, 18, 19 ve 20. Evet, bu şekilde bir tek bir topla yaptıktan sonra 25. sıramızı tamamladık. Toplamda sıramın üzerinde 56 tane sık iğnem olacak. Şimdi 26. sıramda 4 tane toplayacağım. 20 tane sık iğne öreceğim. Ve bunu 2 defa tekrarlayacağım. Sıra sonunda 48 tane ilmeğim olacak. Bakın. Başlangıçtaki ilmeğimi hemen eksilttim. Bu birinci eksiltmem. 4 defa eksiltme yapacağım. 4 kez toplamış olacağım yani. Bu ikinci eksiltmem. Üçüncü ve son kez. Dördüncü eksiltmemi de tamamladım. Arada 20 tane sık iğnemi tekrar örüyorum. Değişmeyen şey bu aradaki 20 sık iğnemiz arkadaşlar. 2, 3, 4, 19 ve 20. Tekrardan 4 defa eksiltmemi yapıyorum. İki, üç ve dört. Sıramın sonuna kadar 20 sık iğnemi tekrardan örüyorum. 1, 2, 3, 19 ve 20. Evet, 26. sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi 27. sıramda tekrardan 4 sık iğne yapıp bir defa toplayacağım. Bunu 8 defa tekrarlamış olacağız arkadaşlar. Dört tane sık iğne yapıp bir tane topluyorum. 1, 27. sıramdayım şu an. 2, 3, 4 bir topladım. Tekrardan 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 4 sık iğne yaptım. Bir tane topladım. 8 defa tekrarladım bu işlemi. Toplamda arkadaşlar 40 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 28. sıramızda 3 tane sık iğne yapıp bir tane toplayacağız. Bunu da yine 8 defa tekrarlamış olacağız. Toplamda sıramın üzerinde 32 tane ilmeğimi düşürmüş olacağım. 1, 2, 3, bir topladım. 1, 2 ve 3. Son kez 2 ilmeğimi de birden toplayıp buradaki 27. sıramı da 28. sıramı da tamamladım. 32 tane sık iğne elde ettik. 8 defa tekrarladık. Şimdi 29. sıramda arkadaşlar yine 2 tane sık iğne örüp sıkı iğne örüp bir defa toplayacağım. Şimdi arkadaşlar burada bu kısmı iyice kapatmadan hemen ben burada gözlerimi takmak istiyorum. Sonradan elyaf yerleştireceğiz. Gözlerimizi de 20 ve 21. sık iğnenin arasına 7 sık iğne ile arayla yapacağız. Şuradan takalım.
Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bir tane şu şekilde ip yerleştireceğim. Kaybolmasın diye sıram. Şimdi bakın şöyle bir işlem yapacağım. Ben bunu ikiye katladığımda şu şekilde tam orta noktayı bulmuş olacağız aslında. Şu şekilde yaptığımda arkadaşlar. Şimdi tekrar açtığımda 1, 2, 3, 4. yuvaları sayıyorum bakın. Buradaki 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü boşluğun içerisine, yuvanın içerisine gözümü takmış olacağım. Diğer taraftan da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. yuvaya. Şimdi arkadaşlar burada biraz daha kapattıktan sonra elyaf yerleştirelim veya şimdi biraz yerleştirelim ki şu kenar kısımları biraz dolsun, örmemiz de kolaylaşır. 30. sıramda bir sık iğne yapıp bir tane toplayacağım. Sıramın sonunda 16 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Ve bu son sıramız arkadaşlar. Bakın bir tane sık iğnemi yaptım. Sekiz defa tekrarlayacağım. Bir tek yapıyorum, bir topluyorum. Evet, sayalım birlikte. Bu birincisi. Evet, bir topladım. Bu şekilde arkadaşlar sıramı tamamlamış oldum. Evet, böylece kafa çalışmasına tamamlamış oldum. Yine buraya dediğim gibi elyaflarımı yerleştireceğim ki daha güzel dursun. Evet, bakın bu şekilde elyafımı yerleştirdikten sonra gayet güzel şık durdu. Burayı kapatmıyorum. Gövdeyle birleştireceğim için arkadaşlar. Burada en son bakın şöyle örnekle göstereyim. Dikiş işlemini yapacağız. Şimdi gagayı birlikte yapalım isterseniz. Sarı kullanacağım. Açık sarı zincirini de zincirden sayalım arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirden sonra 2 tane sık iğne yapacağız. 1 bir sonraki yuvanın içerisine 2. İlk baştaki yuvanın içerisine de bir tane çift yapıyorum. 1 2. Bu şekilde tamamladım. Karşı tarafa geçtiğimde toplamda arkadaşlar bir çift. Şimdi iki tek bir çift yaptık. İki tane daha sık iğne yapacağım burada. Bir. Karşı tarafa geçtiğimde iki tane sık iğnemi yaptım. Toplamda altı tane sık iğnem olacak. Üçüncü sıramda bir çift hemen bakın şurada bir tane çift yapacağım. Bir. Burada işaretleyicimizi takacağız arkadaşlar. Şu an üçüncü sıramızda. İlk ilmeğime çift batarak oluşturdum. Şimdi bir tane sık iğne yapacağım. Bu kısma bir sık iğne. Tekrardan iki tane çift yapıyorum buraya. Yani iki yuvanın içerisine çift batacağım. 2 bir sonraki yuvaya 1 aynı yere 2 ve bir sık iğne bir çift yapacağım tekrardan. Bir sık iğne son yuvanın içerisine de çift batıyorum. Şimdi dördüncü sıramızda toplamda 10 tane, üçüncü sıramızda toplamda 10 tane sık iğnemiz var. Dördüncü sıramızda da arkadaşlar bu 10 tane sık iğnemizi
Birebir öreceğiz. 1. Birlikte sayalım isterseniz. 2. 3. 9. Ve 10. Bu şekilde 4. sıramızı tamamladık. 5. sıramızda bir sık iğne, bir tek bir çift yapacağız. Bir tek. Bir çift batıyorum. Bir aynı yere. Çift battım. Şimdi bir sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir tane sık iğne yaptım tekrardan. Ve bir sık iğne bir çifti. Yani bir tek bir çifti iki defa tekrarlayacağım. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Tekrardan 2 sık iğne yapacağım. 2 tek, 1 çift yapacağım ve sıramı tamamlamış olacağım. 2 tek. Son ilmeğin içerisine de 1 tane çift yaptıktan sonra sıramı tamamladım. Toplamda arkadaşlar 14 tane sık iğnemiz oldu. 6. sıramızda 2 tek, 1 çift yapacağım. 1, 2 tek. Bir çift, bir tek yapacağım. 2 tek, bir çift. Bir tane de tek sık iğnemi yaptıktan sonra 2 tek, bir çifti arkadaşlar 2 defa tekrarlayacağız. 1 2 2 tek. Bir çift. Tekrardan 1 2 tek. Bir çiftimi tamamladım. Tekrardan burada 2 tane tek, pardon 3 tane tek, 1 tane çift yapacağız. 1 2 3 3 tane tek, 1 tane çift. Çift battım. Bu şekilde. Şimdi 7 ve 8. sıralarımızı toplamda şu an 18 tane sık iğnem oldu 6. sıramda. 7 ve 8. sıralarımızı birebir öreceğiz. 18 sık iğnemizi ve bu şekilde gagamızın sonuna gelmiş olacağız. 17 ve 18. Bir tane de arkadaşlar şu şekilde 1 2 tane ip kaydırma yapıyorum ve buradan ipimi keseceğim. Dikiş payı bırakacak şekilde kesin arkadaşlar. Evet, burun kısmına dikiş işlemini nasıl yapacağım hemen gösteriyorum. İğnemi aldım bu şekilde. Bakın arkadaşlar, şimdi şuradaki sırayı saydığımda bakın şu orta kısım 1 2 bu 2 ile 3'ün arasında başlayarak bakın 1 2 buradan başlayarak dikişimi tamamlayacağım bu şekilde. İlmeklerden birebir geçerek yapacağım dikişimi.
Evet, gagasını yaptıktan sonra bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi gaga kısmından sonra beden kısmına geçeceğim. Beden kısmını da beyaz ipimle yapacağım ben. Şimdi bu şekilde sihirli halkamı oluşturdum ve içerisine 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 halkamı daraltıyorum ve 8. Şimdi ikinci sıramda bütün ilmeklerin içerisine çift atarak 8 tane sık iğnemi 16 sık iğneye taşıyacağım. Bir. Hemen burada işaretimi yerleştiriyorum. 2'ye tekrar 2. Bir sonraki yere 1 2. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Toplamda 24 tane sık iğne elde edeceğim. Bir tek bir çift. Son olarak arkadaşlar bir tek ve ilmeğimin sonuncusunda çiftimi de yaptım. Üçüncü sıramı tamamladım. Şimdi dördüncü sıramda iki tek bir çift yapacağım. Toplamda 32 tane sık iğne elde etmiş olacağız. 8 defa tekrarlıyorum. 1, 2 tek, bir çift. Son olarak çift batıyorum. Şimdi 3 tek bir çift yapacağız 5. sıramda. 8 defa tekrarlıyorum. Toplamda 40 tane sık iğnem olacak. 1 2 3 4 ve 5. sık iğnelerim aynı yere. Evet, son ilmeğimin içerisine de çift batarak 5. sıramı tamamlamış oldum. Şimdi 6. sıramda 4 tane tek bir tane çift yapacağım. 1 2 3 4 bir tane çift. 1 aynı yere 2. Evet, bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi 7. sıramdan 10. sıraya kadar 48 tane ilmeğimi birebir öreceğim arkadaşlar. 4 sıra. Evet, bu şekilde 10. sıraya kadar 4 sırayı tamamlamış olduk böylece. Şimdi 11. sırada 4 tane tek yapacağım. Bir tane toplayacağım arkadaşlar. Eksiltme yapacağız. 4 tek. İşaretimle birlikte 1 2 3 4 tane tek yaptım. Bir tane toparlıyorum. Eksilttim. 8 defa tekrarlayacağız. 1 Burada 11. sıramızı tamamladık. 40 tane sık iğnemiz oldu. 12 ve 14. sıralarımızı toplamda 40 sık iğnemizi birebir öreceğiz. Yani 3 sıra 40 ilmeğimizi birebir öreceğiz arkadaşlar. 2 Evet, 14. sıramı toparladım. Yine 40 sık iğneyle bitirmiş oldum. Şimdi 15. sıramda 3 tane tek bir tane yine toplayacağız. 8 defa yapacağız. 8 defa tekrarlayacağız arkadaşlar. 1 2 3 tane ördüm. Bir topladım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. 3 tane ördüm, bir tane topladım ve sıramı tamamladım. 15. sıramda 32 tane sık iğnem oldu. 16, 17 ve 18. sıralarımda bu 32 tane sık iğnemi yine 3 sıra birebir öreceğim arkadaşlar. Herhangi bir artırma, eksiltme yapmıyorum. Evet, şimdi 19. sırama geçiyorum. 19. sıramda 2 sık iğne 2 tek bir tane toplayacağım arkadaşlar. 8 defa
Yine bu tekrarı yapacağız. 1, 2, topladım ve topladım. Şimdi 20. sıramda 20, 21 ve 22. 3 sıra olacak şekilde arkadaşlar. Bu 24 ilmeğimi tekrardan birebir öreceğim. Şu an 20. sıramı örüyorum. 22. sıraya kadar. Evet, bu şekilde 22. sıramı tamamladım. Şimdi 23. sıramda tekrardan eksiltme yapacağız. Burada bir tane tek öreceğim, bir tane eksilteceğim arkadaşlar. Toplamda sıramın sonunda 16 tane sık iğnemiz olacak. Bir tane ördüm. Bir tane eksilttim. Bir tane ördüm. Bir eksilttim. Son kez arkadaşlar bir ördüm ve bir tane eksilttim. Böylece 23. sıramızı da tamamlamış olduk. 24. sıramızdan başlayarak 38. sıraya gelene kadar toplamda arkadaşlar 15 sıra olacak şekilde buradaki 16 ilmeğimizi birebir öreceğiz. Şu an ben 38 sıra boyunca arkadaşlar bu şekilde. Şimdi burada artık ipimi keseceğim. Bakın iki defa ip kaydırma yaptım. Şimdi dikiş payı da bırakıyorum tabii ki de her kestiğim parçaya. Dikiş payımı da bıraktıktan sonra ipimi buradan çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu ikisini birbirine birleştireceğiz. Evet, bakın gövdeyi bu şekilde diktim. Bir tane kolunu ve bir bacağını bu şekilde daha önceden yapıp birleştirdim. Kanat ve bacağı, ayak ve bacağı arkadaşlar şimdi göstereceğim. Dikiş işlemimizi tamamladık bu şekilde. Şimdi gelelim kanat kısmını oluşturmaya. Kanat kısmı için tekrardan beyaz ipimi alıyorum. Bu şekilde. Buradan 8 tane sık iğne yapacağım. Sihirli halka yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, halkamı daralttım bu şekilde. 8 sık iğnemden sonra ikinci sıramda arkadaşlar. Bakın ilk başta bulunan sık iğnenin içerisine geçerek tekrardan sık iğne oluşturuyorum. Bu ikinci sıramın birinci sık iğnesi. Bütün ilmeklerin içerisine çift batarak 8 sık iğneyi 16 sık iğneye taşıyacağım. 2 3 15 ve 16. 16 tane sık iğnemi oluşturdum. Şimdi 3. sıramda bir tek bir çift yapacağım. Bir tek. Toplamda 24 sık iğnem olacak burada. Aynı yere bir daha batıyorum, bir çift. Bir sonraki sık iğneye bir tek. Bir sonraki sık iğneye bir çift. Bir tek ve sonuncu sık iğnenin içerisine bir çift yaptım. 3. sıramda toplamda 24 tane sık iğnem oldu. 4. sıramda 2 tek bir çift yapacağım. 1 2 3. yuvanın içerisine 1 aynı yere 2. Sıra sonunda 2 tek ve geriye kalan bir ilmeğe bir çift yerleştiriyorum. 4. sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi 5. sırada 8. sıraya kadar 32 sık iğnemi 32'ye 32 olacak şekilde öreceğim. Şu an 5. sıramdayım. Dokuzuncu sıramda bir tane topluyorum. Başlangıçtaki ilmekten 2 ilmeğimi alıyorum bu şekilde. Bir tane topladım. On dört tane sık iğne öreceğim. 1 2 13 ve 14. Tekrardan bir kere daha topluyorum. Ve 14 sık iğneyi tekrar yapıyorum. Bunu iki defa tekrarladım.
Sıramda şu an 30 tane ilmeğim olacak. 2 tane eksiltmiş oldum. 1 2 3 tane de örmüştüm kenarda. 13 ve 14. Şimdi arkadaşlar 11. sıramda yine bir tane, pardon, 10. sıramda bu şekilde bir tane topladım. Evet, bir tane topladık. Dört tane arkadaşlar. Sık iğne yapacağım. 1 2 pardon 13 tane. 3 ve 13. Tekrardan bir tane topluyorum. Ve 13 sık iğnemi tekrar örüyorum. 1 2 12 ve 13. Bu şekilde 10. sıramızı tamamladık. 11. sıramızda bir tane toplayacağım yine. Bir tane topladım. 12 tane sık iğne yapacağız. Kenar kısımlarda eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bir tane topluyorum. Tekrardan 12 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi 12. sıramda tekrardan arkadaşlar bir tane toplayacağım. Başlangıçta hep toplayarak başlıyorum. 11 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Tekrardan bakın, bir tane topluyorum ve devam ediyorum 11 tane sık iğneye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Evet, burada 12. sıramızı tamamladık. 11 sık iğne yaptım en sonunda ve toplamda 24 tane sık iğnem oldu. 13. sıramda arkadaşlar yine başlangıçta her defasında bakın topluyoruz. Yine burada bir tane topladım. 10 tane tek sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yine bir tane topluyorum. Ve 10 sık iğne daha yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 10 tane sık iğnemi tamamladım. 22 tane sık iğnem oldu sıramın üzerinde. 14. sıramda tekrardan bir toplayıp
9 sık iğne yapacağım ve 20 tane sık iğneye düşürmüş olacağız. 1 2 3 4 her defasında 2 2 eksiltme yapıyoruz. 5 6 7 8 ve 9. Tekrardan bakın, buradan ikisini birden topladım. 9 ilmeğimi yine örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 15. sıramda tekrardan bir topluyorum. 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane topladım. Tekrardan 8 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 15. sıramızı tamamladık. Şimdi 16. sıramızda yine bir tane başlangıçta topluyorum. 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane topluyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 7 tane topladım. 16 tane sık iğnem oldu. 17. sıramda arkadaşlar bir tane toplayacağım. 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane topladım. Tekrardan 1 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemi yaptım. Sıramın sonunda toplamda 14 tane sık iğnemiz oldu. Son kez arkadaşlar toplayacağım. Evet. Bu şekilde bir tane yine topladıktan sonra 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane topluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar 18. sıramı da tamamladım. 12 sık iğneyi düşürene kadar bu şekilde topladık. 19 ve 20. sıralarımızda 12 sık iğnemizi birebir öreceğiz. 2 sıra. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 ve 12. Son kez artık işaretimi çıkarıyorum. 20. sıramda da 12 sık iğne gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, şimdi kanat kısmını tamamlamış olduk. Bu şekilde 2 tane ip kaydırma yaparak burayı birbirine eşitliyorum sırayı. Şimdi buradan dikiş payı bırakıyorum ve tekrardan ördeğimi getirip burada dikelim. Evet. Bu şekilde bakın. Bunu da buraya tutturacağım arkadaşlar. Nasıl yaptığımı görüyorsunuz. Bir örgüden alıyorum dikiş için. Bakın bu şekilde örgünün bu sırasından sola doğru kayarak gidiyorum. Şimdi bir tane kanattan tutturdum. İlmeklerinden geçiyorum arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde yaptıktan sonra ayak kısmına geçelim. Ayak kısmı için sarı renk ipimi alıyorum. Buradan devam edeceğim. Ayak için arkadaşlar 15 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zincir çektikten sonra geriye dönerek 13 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bu şekilde 13 tane sık iğnemi yaptım ve son kalan zincirimin içerisine çift batıyorum. 1 ve 2. Tekrardan karşı tarafa geçiyorum. 13 tane daha sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ilmeğimizi de arkadaşlar 12 tane sık iğne yaptım. 13. ilmeğimizi de bu şekilde ip kaydırmayla buraya bir tane ilmek oluşturmuş oldum. Şimdi 28 tane sık iğnem oldu. 3 ve 4. sıralarımızı 28'e 28 olarak öreceğiz. Hatta bu ip kaydırmayı değil, şu kısma buraya çift batacağım. 1, 2.
İp kaydırmayı kullanmıyorum arkadaşlar. Aynı yere 13. sık iğnenin olduğu yere bir tane daha sık iğne yapmış oldum. Çift batmış oldum yani. Şimdi burada bir, buradaki benim başlangıç ilmeğim. 28'e 28 öreceğim burada. 1 2 3 4 Evet, bu şekilde bakın. Şurası bizim ilk sıramız olduğunu düşünelim. Bakın şurası bizim ilk sıramız ve burası da bizim ikinci sıramız. 3 ve 4. sıralarımızı da yine 28'e 28 olacak şekilde öreceğim ben. Tamamlayıp geliyorum. Evet, 3. sıramı bu şekilde tamamladım. Bakın buradan saydığımda 1 2 3 ve buradan saydığımda 1 2 3. 4. sıramı da yine 28 ilmek olarak son kez artırma yapmadan öreceğim. Evet, bu kısmı da tamamlayıp geliyorum hemen. Şimdi 4. sıramızı da tamamladık. 5. sıramda burada bir tane toplayacağım. İlk başlangıçta bakın. Bir tane topladım. 12 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kenardan 2 ilmeğimi tekrardan topluyorum ve 12 sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane sık iğnemi bu şekilde tamamlamış oldum. 26 tane sık iğnem mevcut. Şimdi 5. sıramda bu şekilde yaptım. 6. sıramda ve 7. sıramda 2 sıra arkadaşlar. 26 sık iğnemi birebir öreceğim. Evet, hemen tamamlıyorum 6. sıramı. 6. sıramı bu şekilde tamamladım. 7. sıramda da yine 28 ilmeğimi, pardon, 26 ilmeğimi birebir öreceğim. Evet, burayı da 26 ilmeğimi tamamlayıp geliyorum 7. sıramda. 7. sıramı tamamladım. 8. sıramda tekrardan bir tane başlangıçta 2 ilmeğimi bu şekilde aldım ve topladım. Burada 24 tane sık iğnem olacak. 11 tane örüyorum sık iğnemi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir tane topluyorum. Tekrardan 11 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bu şekilde 8. sıramızı tamamladık. 24 tane toplamda sık iğnemiz oldu.
9 ve 10. sıralarımızda 2 sıra bu 24 ilmeğimi tekrardan birebir öreceğim. Dokuzuncu sıramdayım. Tamamlayıp geliyorum. Evet, dokuzuncu sıramızı tamamladık. Onuncu sıramızda da yine 24 tane ilmeğimi birebir öreceğim. İşlemler aynı olsa bile farkındaysanız hiç sıra atlamadan nerede ne yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Aklınız karışmasın diye sıra atlamak istemiyorum. Evet, burayı da tamamlayıp geliyorum. 11. sıramdayım. 11. sıramda bir tane toplayıp 11 tane sık iğne öreceğim. 11'i bir öncekinde örmüştük. Bakın bir tane topladım. 10 tane sık iğne öreceğim. Çok pardon. Bir öncekinde 11 tane sık iğne örmüştüm. Dediğim gibi. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne yaptım. Bu şekilde bir tane topladım. Tekrardan 10 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10. Şimdi 11. sıramı tamamladım. 12 ve 13. sıramda şu an sıramın üzerinde 22 tane ilmeğim var. 12 ve 13. sıralarımı pardon birebir öreceğim. Toplamda 22 ilmeğim çok pardon 22 ilmeğim mevcut. Evet, burayı örüp geliyorum. Evet, bu kısımda sıramın sonuna geldim. Tekrardan arkadaşlar 22 ilmeğimi 13. sıramda öreceğim birebir. Üçüncü sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi 14. sıramda arkadaşlar tekrardan bir tane topluyorum kenar kısmında. Bir tane toparladım. Eksiltmemi yaptım. 9 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8 ve 9. Kenarda bir tane eksiltme yapıyorum. Tekrardan 9 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 sık iğnemizi ördük. 15 ve 16. sıralarımızda şu an ilmeklerimin içerisinde 20 tane sık iğne ilmeğim var. Dediğim gibi 15 ve 16. sıraları birebir öreceğim. 20 sık iğneyi birebir örüyorum. Evet, sıramı tamamlayacağım hemen. Sıramızı tamamladık. 16. sıramı da yine 20 sık iğnemi birebir öreceğim.
Durup geliyorum. Şimdi burada 16. sık iğnemizi ördük. 17. sık iğnemde sıramda pardon. 16. sıramı ördüm. 17'de 1 2 bu şekilde 3 tane sık iğne yaptım. Şöyle dönerek burada 15 tane sık iğnemi yapacağım. 1 2 işaretleyicimi çıkardım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bu şekilde 15 sık iğnemi ördüm. Çevirdim. 15 sık iğneden sonra bakın dipteki yuvanın içerisine batmıyorum. Bir sonraki yuvaya batarak toplamda 13 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 sık iğne yaptım, çevirdim. Dibe batmadan bir sonraki yuvadan devam ediyorum. 11 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Çevirdim. Bu sefer 9 sık iğne yapacağım. Bakın diplere buradaki ve buradaki dibe batmadığım için 2 tane eksiltmiş oluyorum her defasında. 9 sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrardan çevirdim. Bir tane atlıyorum bir sonrakine. 1 2 3 4 7 tane sık iğnemiz olacak burada. 4 5 6 ve 7. Çevirdim. Bir tane atladım. Bir sonrakinden devam. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane sık iğne kalana kadar devam ettirdim. 23. sıramda tüm sırayı, bakın burayı öreceğim. Nasıl yapacağız burada? Hemen bir aşağıdaki yuvanın içerisine geçiyorum. 1 21 tane sık iğne toplayacağım burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. Bu şekilde 21 tane ilmeğimizi toparlamış olduk. Bakın ayak formunu çıkardık böylece. Şimdi bir tane sıkı iğne örüp bir tane toplayacağım. Bunu 7 defa yapacağız arkadaşlar. Bir tane sık iğnemi ördüm. Bir tane topluyorum. Bir sık iğnemi ördüm. Bir tane topladım. Bir tane ördüm. Bir tane topladım.
Sıramın sonunda bir tek örüp bir topladıktan sonra 7 defa tekrarlıyoruz ve 14 tane ilmeğimiz olacak. Hemen yapıp geliyorum. Evet, toplamda 14 tane sık iğne elde ettik. Şimdi 25. sıramdayım. 25. sıramda ise bir tane sık iğne öreceğim. Bir tek burada. Bir tane toplayacağım. Tekrardan bunu 2 defa tekrarlıyoruz. Bir tane tek ördüm. Bir kez daha topluyorum. Geriye kalan 8 tane sık iğnemi örüyorum hemen. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 sık iğnemden sonra toplamda arkadaşlar 12 tane sık iğnem olmuş oldu. 26. sıradan 30. sıraya toplamda 5 sıra. 12 sık iğnemi birebir öreceğim burada. Şu an 26. sıramdayım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde 5 sıramı tamamlamış oldum. Ve 31. sıramıza yaklaştık. 30. sırayı yaptım. 31. sıramdayım şu an. Ve içerisine elyaf doldurdum daha fazla ilerlemeden. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Normalde burası aynı renk olması gerekiyor. İpim, bu kadar bir ipim kalmadığı için bu iple örmek zorunda kaldım. İpimin devamı yoktu. O yüzden siz aynı ipinizle devam edin arkadaşlar. O yüzden ip değişikliği sebebi. Şimdi bakın burada 30. sıramda en sonuncu ilmeği böyle çekerken, kapatırken hemen ipimi bu şekilde değiştiriyorum. Şimdi 31. sıramda ilmeklerimi birebir öreceğim. 12 tane ilmeğimi arkadaşlar 25 sıra boyunca 31. sıradan 55. sıraya kadar ilmeklerimizi birebir öreceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde bacak kısmını birleştirmiş oldum. Toplamda 55. sıraya gelene kadar 12 sık iğnemi ördüm. Şimdi bakın şuradaki ayak kısmındaki parmak formlarını oluşturacağız birlikte. Şimdi burada ne yapacağım? Hemen şöyle baktığımda 1 2 3 4 5. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. Aşağı indim. Şimdi buradan ilmek çıkaracağım. Bu şekilde. Ve buradan aşağı doğru bir çizgi çizecek şekilde, bakın bir sonraki yuvadan geçtim, aşağıdan da aynı şekilde bir sonraki yuvadan buradan yukarıya ilmek çıkartıyorum bu şekilde. Tekrardan bir sonraki yuvadan geçiyorum, aşağı iniyorum, bir sonraki yuvaya ilmeğimi alıyorum, çıkardım. Tekrardan bir sonraki yuvadan aşağı iniyorum. Bir sonraki yuva ilmeğimizi çıkardık. Bu şekilde parmaklarını oluşturacağız. Evet, ayak kısmını da böylece oluşturmuş olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar geriye kalıyor şapkası ve tulumu. Şapkası için tekrardan ipimi alıyorum. Evet, burada ilk başta tulumunu yapacağız. İlk tulumunu örelim, sonra şapkaya geçelim arkadaşlar. Tulum için 28 tane zincir çekeceğim. 1 1 2 3 4 5 24, 25 26 27 ve 28 sık iğnemin
yaptım. Şimdi bu 28 sık iğnemi birebir öreceğim 28 sık iğne olarak. Burada bulunan sonuncu yuvanın içerisine de batıyorum. Toplamda 28 tane sık iğnem oldu. Şimdi burada 28 sık iğnemizde 6 sıra olacak şekilde arkadaşlar. Yani 2'den 7'ye kadar, 7. sıraya kadar. Burada kenara bir tane zincir çektim. Dipten başlayarak 28 sık iğnemi birebir öreceğim 7. sıraya gelene kadar. Evet, hemen tamamlayıp geliyorum. 7. sırada buluşalım. Evet arkadaşlar, toplamda 1 2 3 4 5 6 7 sıra 28 sık iğnemi birebir ördüm. Kenarlara bir zincir çekmeyi unutmadım. Şimdi buradaki 28 sık iğnemizi bütün ilmeklerin içerisine çift batarak 56 sık iğneye taşıyacağım. Şu an 8. sıramda 1 2 bu şekilde sayarak, bakın, ilmeklerin içerisine çift batıyorum. Evet arkadaşlar, 56 tane sık iğnemi bu şekilde ördüm. Şimdi kenara bir tane zincir çekip çevirdim ve bütün ilmekleri birebir öreceğim burada. İçlerine tek tek batarak sık iğnelerimi yerleştiriyorum. 56 sık iğnemi birebir, dediğim gibi, 9. sıramdayım şu an. Devam ediyorum. Evet, bakın, şu an 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sıramızdayız. Toplamda arkadaşlar 6 sıra olacak şekilde 56 sık iğnemizi birebir öreceğiz. 13. sıra dahil 56 sık iğnemizi örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın, bu şekilde toplamda 13 sırayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 sıkayı bire 13 sıramızı bu şekilde ördük. 56 sık iğnemiz var sıramızın üzerinde. Şimdi 14. sıramızda bu şekilde çevirerek 12 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 tane toplayacağım arkadaşlar. Şu şekilde, bakın, 2 ilmek eksiltmiş olacağım. 1 ikinci kez topladım. 2. Şimdi burada 20 tane sık iğne öreceğim. 2 tane topladıktan sonra 1 24 tane sık iğne, pardon, 1 2 3 22 23 ve 24. Tekrardan bu şekilde 2 tane toplayacağım. 1 Bir tane daha eksiltiyorum. 2. Geriye kalan 12 tane sık iğnemi de ördükten sonra sıramın üzerinde 52 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi 15. sıramızda 11 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 tane toplayacağım arkadaşlar.
Tekrardan 1 ve 2. Şimdi burada 22 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 20, 21 ve 22. Tekrardan 2 tane eksiltme yapacağım. 1. Bu şekilde aldım, eksilttim. 2. Arkadaşlar burada tekrardan 11 tane sık iğnemizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 sık iğnemi ördükten sonra 16. sıramda kenara bir tane zincirimi çektim. 4 tane sık iğne yapıp 1 tane toplayacağım. Bunu 8 defa yapıyorum. 4 sık iğne, 1, 2, 3, 4 sık iğne, 1 tane topladım. 1, 2, 3, 4 sık iğne, 1 topladım. Evet, sıramın sonunda son kez toplama işleminde bu şekilde bir tane daha eksilttim ve tamamlamış olduk. Şimdi 4 tane toplayıp bir tane eksilttikten sonra 40 tane sık iğnemiz olacak bu kısımda ve 17. sık iğnemize geçiyoruz. 17. sık iğnemde 3 tek bir tane eksilteceğiz. 1, 2, 3 bu şekilde bir tane eksilttim. 2 sıra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi 2 sıra arkadaşlar. 32 sık iğnemi birebir öreceğim. 18. ve 19. sıramda eksiltme yapmadan ilmeklerimi 2 sıra örüp geleceğim arkadaşlar. Evet, toplamda 2 sıra daha gittim ve burayı 19 sıraya tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Şimdi dikiş payı için arkadaşlar ip bıraktım. Hemen ördeğimi getiriyorum. Bakın şu şekilde. Hatta şuradaki delikle kısım yukarıya gelsin. Bu şekilde yapacağız. İpim aşağıda. Diğer türlü ters yapmıştım. Şimdi arkadaşlar burada dikiş işlemini yapalım birlikte. Bakın şuradaki ilk ilmekten geçerek burada bir ilmek varmış gibi burayı tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi buralardan geçirerek ipimi evet tulum kısmını da bakın bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar dikişimi tamamladım. Orta kısma da 2-3 tane ilmekle bir dikiş atın. Burayı da birleştirebilirsiniz istiyorsanız. Bu şekilde yaptıktan sonra gelelim şimdi şapka kısmına. Şapka kısmı için mavi renk ipimi tekrardan alıyorum. Burada sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamdan sonra 8 tane sık iğne yapacağım buraya. Bir, iki, üç, dört,
5, 6, 7, 8 tane sık iğnemizi yaptım. Halkamı daralttım. Şimdi bu kısımda tekrardan işaretleyicimizi takalım. İkinci sıramda 16 tane sık iğne yapacağım. Bakın ilk ilmeğime geçiyorum. Şuradaki ipi de tekrardan arada geçirerek aralardan kaybedelim. İkinci sıramda 16 tane sık iğne yapacağım. Bir, bütün ilmeklere çift batıyorum. İki, üç, dört, bu şekilde ilmeklerin içerisine çift çift batarak aynı yere 16 sık iğneyi tamamlayalım. Böylece ikinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıramda bir tek bir çift batacağım. Toplamda 24 tane sık iğnem olacak. Bir tek battım. Buraya bir çift. Aynı yere. Tekrardan bir sonraki ilmeğe bir tek. Bir sonraki ilmeğe bir çift. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıramda 2 tek bir çift yapacağım. Amigurumi ördek çalışmamın şapka kısmındayım şu an. 1 2 tek bir çift. 1 2 tek bir çift. Bu şekilde örelim. Evet, burada 1, 2, 3, 4. sıramdayım. Şimdi 5. sıramdan 8. sırama kadar burada bütün ilmeklerin içerisine tek tek batarak 32 tane sık iğnemi birebir öreceğim. Sıramın üzerinde toplamda 32 ilmeğim var. Evet, bu şekilde 4 sıra olacak şekilde örüp geliyorum hemen. Evet, bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra 32 ilmeğime birebir ördüm 4 sırayı. Şimdi bu kısımda bakın şapka yapacağım için benden taraftaki kanatlarından alarak işlem yapacağım. Burada 3 tek bir çift yapacağız. 8 defa tekrarlayacağım ve 24 tane pardon 40 tane sık iğnem olacak. 1 2 3 1 aynı yere bir tane daha. Tekrardan 1 2 3 aynı yere çift basıyorum. 1 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bu şekilde 40 sık iğnemi 3 tek bir çift yaparak oluşturdum. Şimdi 10. sıramda bütün ilmeklerin içerisine tek tek batarak 40 ilmeğimi birebir örüyorum. Artırma yapmadan. Evet, bu şekilde birebir ilmeğimizi ördük. Şimdi 11. sıramızda 4 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 tek buradan aynı yere çift batıyorum. 1 2 3 4 bir sonraki yere 1 ve 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyip gelelim. Evet, bu şekilde 4 sık iğne yapıp bir tane çift battıktan sonra bir sonraki ve son 12. sıramızda
Burada bakın yarım trabzan yapacağım. Bu şekilde tığımın başını doladım. Bir sonraki yuvaya battım. Bu sıramızda böylece yarım trabzan yaparak, yalancı trabzan da diyoruz, bu şekilde tamamlayalım. Tamamladıktan sonra buluşalım tekrardan. Evet, bu şekilde yarım trabzanları da oluşturdum ve işaretimin olduğu yere kadar sıramı tamamladım. Şimdi ipimi buradan artık keseceğim. Bakın bir, iki defa da ip kaydırdım. Buradan hemen ipimi keseceğim dediğim gibi. Dikiş payı bırakalım. Çünkü şapkamı kafa kısmına dikiş yapacağız. Evet, bakın bu şekilde güzel bir şapka çalışması yaptık. Şimdi bunu dikelim. Bu şekilde dikeceğiz. Çok şirin oldu. Evet, dikişi yaparken hafif burada şapkasının içerisine elyaf koyacağız ki buraya dokunduğumuz zaman aşağı doğru forma bozulmasın. Evet, bu kadar küçük bir şekilde iç kısmına yerleştirdim. Bunu da bu kısımdan böylece dikeceğim. Tam buradaki aralardan, yuvaların aralarından geçmeye çalışın. Evet, şapkamızın dikiş işlemini de bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi gelelim en sonki işlemimiz, askı kısmına. Askı kısımlarını da bakın bu şekilde dikeceğiz. Burada bir tane sakalama zinciri yaptıktan sonra arka taraftan geçelim. Bakın şuradaki dikişin tam ortasından 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dördüncü yuvanın içerisinden geçiş yaparak buraya sabitleyeceğim. Bir zincir çekiyorum şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, 29, 30'a tamamlayalım. 29 ve 30. Burada buraya kadar 30 tane sık iğne yaptıktan sonra bir önceki sıkı zincirin içerisine sık iğne yaptım. Tığımın başını doladım. Bir sonraki yuvaya üçünü birden çektim. Yalancı trabzan tığımın başına dolayıp geriye kalan bütün ilmeklere ikili trabzan yapacağım. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bu zincirlerin hepsine ikili trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet, bu şekilde 30 tane sıkı trabzanımı burada bir tane sık iğne, bir tane yalancı trabzan yaptıktan sonra başta diğerlerini ikili trabzan yaptım. Sonuna kadar geldim. Şimdi bir ikinciye geçiş yaparak burada ikinci yuvanın içerisine bu şekilde sıramı kapattım. Bir sonraki yuvaya bir toplamda iki, şurada aralık oldu. Bakın tam şu orta kısmaya da batın ki burada bir delik oluşmasın. Toplamda buraya 4 tane sık iğne yapacağız. 3 ve 4. Evet, 4 tane sık iğne ördükten sonra tekrardan 30 tane sık iğne, zincir çekeceğiz. 2 3 4 5 8 29 ve 30. Evet, bakın bu şekilde burada yaptığım aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Hemen yapıp geliyorum.
Evet, bu kısmı da bu şekilde yaptıktan sonra dediğim gibi şimdi buradan bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnenin içerisine geçiş yaparak bu şekilde sık iğnemi yaptım. Bir sonraki yuvaya da geçiş yapıyorum ve buradan ip kaydırma tekniğiyle bu şekilde sıramı kapatmış oldum. Evet, buradan artık ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın süslememiz de yaptık. Yanaklarına hafif pudralar ve bu şekilde kaşlarına, gözlerinin çevresine bu şekilde iple geçtim. Siz dilediğiniz süslemelerde tabii ki de bulunabilirsiniz. Şapkası olsun, kıyafeti olsun ya da ayaklarına istediğiniz şeylere, aksesuarları, süslemeleri, örgüleri yapabilirsiniz. Benim size anlatacaklarım bu kadardı. Ördek çalışmamın, amigurumi ördek çalışmamın sonuna geldim arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış oldum. Detaylarıyla birlikte videomun sonuna geldim. Evet arkadaşlar, videolarımı desteklemeyi unutmayın lütfen. Videolarımın devamı için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.